Bey hocam, 33 yaşındayım. Malink melenom cilt kanserinden metastaz evet. olup beyin tümörüm var. Radyasyon tedavisi gördüm, bir buçuk senedir ilaç kullanıyorum. Şu an iyileştim. Bebek sahibi olabilmek için ne yapmalıyız demiş. Ha şimdi kemoterapi, bir daha ne? Kemoterapi ve ışın mı almış? Radyasyon tedavisi görmüş, bir buçuk senede ilaç kullanmış. Yani kemoterapi. Yani. Şimdi... Eğer izliyorsa lütfen onu da... Ha, şunu söyleyeyim. Hayır, ilaç tedavisi dediği şey işte kemoterapi. Kemoterapidir, ha. evet. Burada şunu söyleyeyim. Bakın, ışın tedavisi alacak olanlar, kemoterapi alacak olanlar, almak zorunda olanlar şunu bilsinler. Lütfen bu terapileri yani bu tedavileri almadan önce yumurtalarınızı aldırın. Bu erkekler için de gerekli. Spermlerinizi alın. Bunları dondurun Saklayın. Yani. Bunu ben özellikle ama kemoterapi aldıktan sonra ışın tedavisi aldıktan sonra oradaki anne yumurtalarının sağlıklı olarak oluşup oluşamayacağı konusunda çok büyük şeyler var. Yani bunu önceden yapın. Mesela bu metotraksat dediğimiz kimyasal adı, yuvenil e, romatoid artritte çocuklardaki e, romatizmada bu ilacı veriyorlar. 15-16 yaşında genç kızlara yapmayın. Çocukları bilgilendirin, ebeveynlerini. Yani bu yaştaki çocuklara, işte inan Hüseyin benim söylemeye çalıştığım bu, beslenme konusunda iyi bir e, bilgi sahibi olursanız hastalıklarınızı yönetebilirsiniz. Şimdi bu hanımefendiye de benim önerim, mutlaka e, onkoloğuyla görüşsün, radyasyon, almış radyas radyasyon onkolojisiyle de o servisle de görüşsün. Yumurtaları sağlıklı üretiliyor mu? Veya tamamen kısırlaştırabiliyor da şey. Ben ümitsiz konuşuyorum anlamına gelmesin. Hekimiyle görüşsün ondan sonra. Ondan sonra tekrar bize yazabilirsiniz. Ama şu anda önereceğiniz bir şey yok, yok. sonucuna göre.